Evet. Herkese merhabalar. Önceki yayınlarda bayağı yol kat etmiştik motorumuzda. Bugün biraz texture sınıfı ve onun haricinde de kamera ile ilgili bu geçen eklediğimiz MVP yani Model View Projection Matrix'lerinin kamerayla biraz daha etkileşimli olup böyle bir komponenti de eklemeye çalışacağız. Nihayetinde biraz daha interaktif ve elle tutulur şeyler görmeye başlayacağız yavaş yavaş. Çünkü şu an hala pek çok eksik olsa da yavaş yavaş geliştiriyoruz. En son kaldığımız noktada bu şekilde sadece bir küpümüz vardı. Döndürüyorduk. Tekstürleri de üzerine tekstürle draw edebiliyorduk. Tekstür sınıfını da genişleteceğiz ayrıca. Evet. Derseniz başlayalım hemen. İlk olarak yapmak istediğim şey tekstür sınıfını Texture klasımız üzerinde çalışmak. Böyle ne yapacağım? Şunu yapacağım. Şu an bu texture'ı yani OpenGL tarafında texture'leri unit kullanmadan yazıyoruz. Ki bu biraz nasıl söyleyeyim OpenGL'de kolaylık sağlaması için GPU tarafında unitler bulunuyor. Slot gibi düşünebiliriz. Bu unitler üzerinde yaklaşık işte değişebiliyor ama minimum 14 veya daha fazla olmak üzere ekran kartının veya işte o üreticinin belirlediği standarda bağlı olarak adette texture unit tutabiliyor. Bunu tek bir primitive için yapabiliyor. Ki bu gayet güzel bir şey. Dolayısıyla bizim yapacağımız şey bu özelliği eklemek olacak. Ki çok zor bir şey değil. Bu mimari problemlerden de bir kurtulamadık gerçi ama bunu neden kapatamıyoruz? Böyle kapatalım. Gerçi şunu kapatmak istiyorum ama nedense vermiyor. Neyse. Normalde kapatabiliyor olmam gerekiyor ama şu an ona müsaade etmiyor. Texture klasımı instance ettiğim anda şunu artık gerek texture sınıfımı instance ettiğim anda benim şu default özelliklerde şu oldu ki resimim generate edilip GPU tarafında kullanılmaya başlanıyordu. Dolayısıyla bugün aslında yapacağımız şey yine aynı olacak. Sadece güncel slotları yani texture unitleri kullanacağız. Böyle rasyondan göstereyim. Texture şeklinde kullanıyoruz. Böyle. Aktif olan texture unit'i seçiyoruz.
Bunu bind ediyoruz sonra. Ki onu TL texture iyi şeklinde alabiliyoruz. Burada da söylemiş zaten. Bunun adedi implementasyona bağlı. Ama en az 80 olabilirmiş. 14 dedik ama sanırım GL4 ve sonrası bu şekilde kullanacağız. Daha doğrusu implement edeceğiz. Bu tek bir image oluşturduğumuzda kullandığımız constructor, daha doğrusu generate texture fonksiyonunu çoğaltacağım. Bu fonksiyonu kullanmaya devam edeceğim. Ancak yeni olarak bu fonksiyona bazı farklı özellikler de ekleyeceğim. Ne gibi? Mesela bu Active Texture'ı kullanabilmek için Shader programını da alabiliyorum. Yani Shader programını almamız gerekiyor. Onun haricinde ihtiyacımız olan şeylerden birisi de texture'ın ismi olacak. Evet. Constructor'ımı da aynı şekilde çoğaltacağım. Burada farklı olarak ve elbette text name diyelim buna da. Böyle formatlayalım. Güzel gözüksün. Bu fonksiyonu eklememiz gerekiyor. Ama tabii ki şu şekilde eklememiz gerekecek ve elbette bence bunların default value'sunu vermeme gerek yoktu. Hata verir zaten otomatik olarak. Neyse, şu yukarıdakinin gel abi şuraya yapıştır. Evet. Bu burada değişiklik yapacağım. Yapacağım değişiklik çok büyük bir şey değil zaten. Gayet basit değişiklikler yapacağım. Ancak picture sınıfımın dışında bir de sınıfım içinde bir de ne tutabilirim? Texture değil de current unit ID tutalım ve bunları da 0 olarak 6 olarak ekleyelim. Noktalı virgül de unutmamak lazım. Burası bu şekilde olacak. Burası bu şekilde olacak. Burada ise yapacağım değişiklik şu olacak. Öncelikle texture ID generate etmeye devam edeceğim. Ancak bu sefer aktif bir texture olarak texture unit kullanacağım. Bunu 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye istediğim kadar alabiliyorum. Ancak bu böyle tek tek yazmak, yani daha sonra loop over edebilmem için, üzerinden geçirebilmem için kolaylık olsun diye şöyle bir imkan veriyor. Bu current unit ID sürekli artacak. Yani texture, GL texture 0, bu 0 olduğunda olacak. 1 olduğunda GL texture 1'i kastetmiş olacağız vesaire gibi. Bu şekilde olacak. Bu şekilde kullanacağız daha doğrusu. Ve burada şunu yapmam lazım. Tabii bunun normalde shader manage etmesi lazım ama burada bir istisna yapacağız. Çünkü bize gereken Shader programındaki texture'ün ismi gerekiyor. Yani o texture'a bağlamamız gerekiyor. Ve
current ID unit olarak vereceğiz. Lokasyonunu bulduk ve bu şekilde verdik. Aynı şekilde de her texture eklediğimde bunu arttırmak istiyorum. Ki bu bir yani şöyle söyleyeyim, bu aslında bir shader için unit, yani bunlar unit. Dolayısıyla bir texture instance'ı aslında diff, yani main texture, normal map, efendim başka ne var? Burada aslında kullanıyorduk. Bump map, height map gibi. Bunların ismini de değiştireceğiz. Yani değiştirmemiz lazım. Hop. Bu şekilde değiştirelim. Bunu da main text yapabiliriz. Hatta başlarına bunlar özel diyebilmek için genelde böyle kullanıyorlar. Biz de kullanalım. Main text gelecek. Yaptığımız çok bir değişiklik yok aslına bakarsanız. Sadece bu sefer texture unit de çağıracağım. Onu nasıl yapacağım? Böyle yapacağım. Programı set ettim mi? Yani zaten shader oluşturdum, artık programı alabilirim. Shader get program ve texture'ın bir ismin, yani nereye set edeceğim? Main texture'a vereceğim bunu. Main texture'a vereceğim. Dolayısıyla herhangi bir değişiklik olmaması lazım. Yani yine texture'ın çizilmesi lazım. Evet, bir değişiklik olmadı, ancak invalid buffer 187. Daha öncesinde bir hata veriyor olabilir muhtemelen. Şöyle yapalım. Bu hata şundan kaynaklanıyor üzerine. Use program. Programı kullandıktan sonra yapmam gerekiyor olabilir. Yani böyle bir şekilde yapsam daha hoş olabilir. Böyle yapalım. Buffer da dahil. Buffer dahil. Şöyle yapalım. Bunu tek tek çağırmanın bir anlamı yok. Böyle yapalım. Burada da aynı şekilde. Nerede hata veriyor? Burada hata veriyor. Buraya noktada bir konuş. Evet. Hatayı vermiyor şimdi. Shader'ı kullandıktan sonra texture vermem gerekiyor. Yani Unity alabilmem için. Yoksa GL Uniform E diye bir fonksiyon çağırıyoruz ki boşuna çağırmış oluruz. Oluyoruz. Böyle olduğunda. Bu birinci texture. Mesela texture'leri şey yapmaya çalışıyorum, mix etmeye çalışıyorum. Yani başka bir texture daha ekleyeyim. Bump map'ten de başka bir texture vereyim. Bump map, yani başka bir kanaldan vermiş olacağım. Burada bump map hesabı ışıklandığında falan yapacağız ama diyelim ki buradan da aynı tarzda bir texture vereyim. Mix edeyim. Ve o şekilde kullanayım mesela. Aynı şekilde kullanacağım. Bump map. Böyle değil. Ve out text koordinat diyelim, bu şekilde. Ve
Bir tane daha fixture ekleyelim. Aynı yani class'taki aynı generate fonksiyonunu kullanabilirim artık. Yine aynı şekilde mesela rest image png'miz vardı. Lena abla vardı hatırlarsak. Herhalde burada da bump map'te verelim. Dolayısıyla bunların mix olması lazım. Kim mix'te şeyi unuttum. 0.5 oranında mix etsin. Yani yarı yarıya. Evet. Görüldüğü üzere. Tabi biraz donarak şey yapıyor. Kayıtta yaptığım için bir anda biraz çirkin gözüküyor olabilir. Bu şekilde. %100 değil. Bunları bir iki farklı kanalla daha önce de söylediğim gibi poligon detayına girmeden gerçekçi bump map kullanarak falan ışıklandırma hileleri yapacağız. Bu motorla bunu biraz daha geliştirdikten sonra şık vesaire katabilirsek ve işte sprite batching falan da eklersem bununla birkaç tane oyun geliştirmeyi planlıyorum. Tabi daha bir sürü şey var. Yani bu iş korkulabilecek korkutucu tarafları yani karanlık tarafları var. Performans anlamında. Ancak basit oyunlar geliştirebilecek şekilde kullanabilirim. Yani. Bunda bir beis yok. Ve zamanla geliştirilebilir. İleride Vulkan backend'i de eklemeyi planlıyorum. Şimdi texture mevzusunu hallettik. Yani şu anda çok çok iyi bir texture sınıfımız yok ama iyiden halledeceğiz. Hızla istediğimiz yapabiliyoruz falan. Şimdi ne ekleyelim? Şimdi biraz hareket ve aksiyon katalım. Ne demek istiyorum? Biraz hareket ve aksiyon katalım derken öncelikle şu editörle ilgili konuşalım. AMG kullanıyorum demiştim. AMG için bir yapı kurabiliriz editör anlamında. Ama şu an ona gerek yok. Ben şu an direkt şeye odaklanacağım. Kameraya ve kamera dışında da kamera dışında da mimariye de biraz odaklanabiliriz. Ama şu an tamamen kamera komponenti oluşturmak istiyorum. Kamerayı motor kısmına ekledim. Engine kısmına. Camera diyelim. Evet. Evet. Camera. Aslında implementasyon dosyaları bazılarının boş. Yani onları ileride yani eğer sınıf genişledikçe diğer tarafa alma durumumuz olabilir ama onları silme ihtimalimiz de var ileride duruma bağlı olarak tabii ki. Şimdi kamera biraz meşakkatli bir. Yani biraz matematik tamamen, meşakkatli de değil aslında. Biraz matematikle ilgili. İlk önce bazı ihtiyaç duyduğumuz filmleri ya da file'ları ekleyip ki GFX base alacağız. İsimlendirmelerde de baya kötü. Base.hpp demişiz, GFX base.h demişiz. Biraz saçma olmuş o. Onları falan değiştirmek lazım da ileride sıkıntı çıkartacak, uğraştıracak beni. GLM kullanacağız. GLM kullanmamız gerekli. Matrix transformları da yapacağız. Başka bir de bunu komponent olarak ekleyelim. Böyle yani. Bu bir komponent olacak. Evet. Evet. Öncelikle
basit kamera kontraktı oluşturalım. Bu default olsun. Default diyelim buna. Default. Ve bir de kameranın oluşturacağı pozisyonu veren initialize pozisyonunda oluşturabildiğimiz, ki bunun içinde bizim ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi nedir? Kamera pozisyonu olacak. Position buna. Bunu şöyle initialize ettirebiliriz. Init pose position şeklinde. Şu şekilde yani. Başka bir şey constructor'da gerek yok şu an için. Şu position kamera her zaman ne olsun? -5 z ekseninde -5 olsun. Üçüncü yerde z axis is reversed. Yani şey reverse. Her şekilde çalışıyor. Yani z axis +5 -5 anlamına geliyor. Ters çalışıyor. O yüzden 5 yazdım buraya. Yani objeden 5 birim geride duracak. Pozisyonumuz olsunca. Şimdi bu işin matematik kısmına girmeden önce ilk yapacağımız şey ne olacak? İlk yapacağımız şey kameranın belli bir açıda ekrana bakabilmesini sağlayacak bir matematiksel işlemler zinciri yapmam lazım ki bunun için ihtiyacımız olan şey çok zor değil aslında. Kameranın pozisyonuyla bak, yani hedeflediğimiz noktanın arasındaki yönü, yani o yönü bulmamız lazım. Oraya bakabilmek için. Ondan sonra burada up vektörünü, yani yukarı yönlü, bize dik olan yukarı yönlü vektörü, birim vektörünü daha doğrusu kullanarak belirlediğimiz yönle, yani şöyle burası benim üstüm, eğer yönüm burasıysa dolayısıyla right vektörümü cross product yaparsam, çapraz çarpma diyorlar, burada çapraz çarpma her zaman ne olacak? Böyle yani ilerisi up vektörün belirlediğim yön önemli değil açıkçası. Her zaman bu şekilde olacak. Her zaman right vektörüm bu olmuş olacak. Right vektörümü bulduğumda dolayısıyla buna göre şey yapabilirim. Yani buna göre hesaplama yapabilirim. Öyle söyleyeyim. Daha doğrusu right vektörünü up vektörümü bulmak için kullanacağım. Öyle söyleyeyim. Öyle daha doğru olur. Yanlış söyledik. Bunu çizerek anlatsam daha hoş olur aslında. Ya. Öyle yapalım. Böyle göstereceğim. Aç abi. Ver bana bir pencil oradan. Heh. Şimdi ops. Şimdi şöyle. Mesela şöyle bir koordinat düzlemi çizelim. Şimdi şöyle. Burasına y aksisi, burasına x aksisi, buna da z aksisi diyelim. Artı yönlerde olsun. Artı olduğunu zaten anladınız. Şimdi şöyle, bunun rengini değiştireyim biraz. Böyle yapayım. Benim şeyi algılayacak mı ya? Yani böyle çizmekle uğraşmak yerine elimizin altında hazır çizim tableti varken onu kullanalım değil mi? Şöyle
Mesela up vektörüm, yani yukarı yönlü birim vektörüm, buna i diyelim, böyle gösteriyoruz ya. Bu birim vektör, yani ne demek bu? I hacı abi şu demek. 0, 1, 0 demek. Bunları biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu dursun. Şöyle gelelim mavilere. Evet. Şimdi bunun dışında, bunun haricinde bir de ne var? Benim baktığım, yani buraya bakıyorsam eğer, tamam mı, pozisyonu ve kameram işte şu kadar şuralarda olacaksa, bu aradaki yönü bulmam lazım. Değil mi? Bunun içinde ne yapabilirim? Bu yönü bulabilmem için. Yani şu orası, şu orijin olmasın da şuraya baktığımı düşünelim. Ve ben buradayım. Burada şu yön olabilir, bu yön, yani bir sürü yön olabilir. Bu yönü bulmak için ne yapabilirim? Bunun şu vektörden, buna u vektörü diyelim. Şu vektörü, buna da v vektörü diyelim, çıkardığımda, değil mi, bu vektörden bundan bunu çıkardığımda ne olacak? Arası bunun ters yönlü olacağı için bana u vektöründen v vektörünü çıkardığımda bir tane v vektörü versin mesela. O vektör şu vektör olacak, değil mi? Yönü bulmuş olacağım. Bunu normalize etmek ne demek? Bir, yani bu yönü birim vektörüne çevirmek gibi düşünebilirsiniz. Normalize etmek falan. Dolayısıyla bu yönlü vektör, bu vektörle eğer ki şu vektörü cross product'a sokarsam, bunların ikisinin sağ el kuralı usulünce her zaman dikini verir. Yani şöyle bir vektör verir bize. Cross product sonucu olarak. İşte bu yön değişse bile, yani bu vektör hareket etse bile, bunun yönü de ona göre dikliği değişebilir. Vesaire. Bu da bizim hesaplamamız için kullanacağımız bir yöntem olacak. Velhasıl. Uzatmayalım. Bunu böyle 3'e atayım. Bu 2'de kalsın. Şimdi buradan devam ediyorum. Dolayısıyla benim ihtiyacım olan şeylerden birisi, şöyle bir fonksiyon yazayım. Void update camera desin. Anlık olarak kameranın view matrixini ve projection matrixini, MVP dedik ya, model view projection, view ve projection matrixlerini burada değiştireceğim. Projection matrixinde perspektifle ilgili parametrelerle oynayacağım. Dışarıdan alacağım inputlarla, yani mouse hareketleriyle ve tuşlarla, klavyedeki. Dolayısıyla kameramı hareket ettirme imkanım olacak. İşte burada bunu yapmaya çalışacağım. Dolayısıyla ihtiyacım olan şeyler şu şekilde. İlk önce bizim bir, az önce de söylediğim gibi, bir target vektörümün olması lazım. Bu böyle initialize edebiliriz bunu. Bu 0.0 olsun, yani origin target'ımız olsun. Origin'e, nesneyi de origin'de oluşturduk ya, tam ortasına alsın diye yapıyorum. İstersek bunu değiştirebiliriz, çok mühim değil. Direction yön için yine ben için sıfır matrixi alayım, vektörü alayım. Burada direkt olan hesaplamaları yapacağım. Direction, yani yönüm için ihtiyacım olan şeylerden birisi şu. Az önce de söylediğim, pozisyonla target'ımın arasındaki farktan yönü bulacağım. Hangi yön? Hangi yönde? Hangi yöne doğru bakmam gerekiyor bulacağım.
Hangi yöne bakmamda burada dikkat edersin? Neden pozisyondan target'ı çıkart, target'tan pozisyonu çıkartmayacak mı bir QS olduğu için? Bunun sebebi az önce yukarıdaki mevzu gibi Z aksesinin reserved olmasından kaynaklı olan, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. OpenGL ile hiçbir zaman kamera hareket etmez. Dünya hareket eder yani. Kamera hep sabit kalır. Bunun sebebiyeti bu. Up vektörüm zaten klasik. Yani değişen bir şey değil. Hatta bunu böyle de tanımlayabilirim. Up vektörü her zaman ne olacak? 0, 0. Hatta bu statik de tanımlanabilir. Daha doğrusu const tanımlanabilir. Up vektörü bu. Up birim vektörü daha doğrusu. Buna da şey diyelim. Up unit diyelim. İsimleri düzgün yazalım ki hoş olsun, karışmasın. Ve ihtiyacım var. Burada işte artık kamera ile ilgili, yani kamera için gerekli olan matrixleri hesaplayacağım. Ya yani daha doğrusu vektör hesaplamalarını yapacağım. Buna göre looket fonksiyonumu dolduracağım. Looket fonksiyonu da up, forward ve right vektörleri işliyor. Ona göre o gösterdiğim hareketi yapıyor. Yani bakıyor o pozisyonu. Ona bir de perspektif eklediğimiz zaman cayır cayır gerçek hayattaki perspektif görüntülemeye yapmış oluyoruz. Her şey matematik. Şimdi burada ihtiyacım var. Şunu böyle yapabilirim. Kanslı olduğu için işte koyayım. Burada ihtiyacım olan şeylerden diğeri de kamera için hesapladığımız, yani hesaplamamı, kameranın up'ını ve kameranın forward'ını ve kameranın right'ını hesaplayacağım. Şu an daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kamerayı şu an eksen haline, yani koordinat eksenindeki origin noktası haline getireceğim. Kamerayı aksis halinde koordinat düzleme haline getirmeye çalışıyorum. Koordinat eksen değil, ne dersek artık. Kamera forward olacak. Bunları sıfır olarak initialize edebiliriz. Hepsini. Aslında bunları da böyle yapabiliyorduk ama neyse, önemli değil. Noktalı virgül olmayacak elbette. Camera right bir de olması lazım. Bu vektörleri niçin kullanacağız? Bu vektörleri işte kameranın sağını, ortasını ve yukarısını, ortasını diyorum. Kameranın sağını ve yukarısını ve önünü hesaplamak için kullanacağım. Camera right'dan normalize ederek, az önce söylediğim gibi cross product yapmak suretiyle up unit vektörünü kullanarak camera up, burada yaptığımız şey tam olarak şu olmuş oldu. Bunları geri alayım. Şu dik olan T vektörünü hesaplamış olduk. Bu vesileyle devam ediyorum. Tabii bununla kalmayıp bir de hesaplamam gereken kamera up vektörü var. Yani dünyanın up vektörü, birim vektörü her zaman 0, 1, 0, ancak kameranın up'ı neresi? O ihtiyacım olanlar, bu ihtiyacım olan bilgilerden birisi. Bunun için işte yine cross product yapacağım. Bu sefer önümle right vektörümün cross product'ını yaparsam bana verir. Yani şöyle olsam bile böyle verir. Şöyle olsam bile her zaman up vektörümü bu şekilde hesaplayabilirim. Kısaca. Dolayısıyla burada camera forward vektörümü de hesaplayabilirim. Ancak bu camera forward vektörü dediğimiz şey de zaten esasında şey olmuş oluyor. Yani ne derler?
böyle bir vektör olmuş olacak. Hatırlayın, camera forward tersi olmuş olacak. Yani şuradaki bilgiden dolayı söylüyorum. Z axis reversed olacak. Dolayısıyla bunu eklemeyeceğim. Şundan dolayı eklemeyeceğim. Yani daha doğrusu burada bunu hesapla, bunu ayrıca yazmak bir anlamı yok. Çünkü zaten camera forward'ı biz emitler için kullanacağız. Ama şurada yazmakta bir sakınca görmüyorum ben. Yani yazmasak da olur. Yani problem değil. Biz bunu zaten klavyedeki keyword tuş hareketlerine endekleyi hareketleriyle bir callback çağrısı kullanarak GLF'e bağlayacağız ve etrafta hareket etme imkanımız olacak. O esnada zaten güncelleyeceğiz. Yani göstereceğim birazdan zaten. Dolayısıyla bizim V-Matrix'imizi hesaplamamız gerekiyor. Ancak şu an V-Matrix'i alamıyoruz. Dışarıdan almamız lazım. Burada V-Matrix'imi alacağım. Kamerayı instance ettikten sonra ihtiyacım olan şeylerden birisi. Ve artık look at fonksiyonumu hatırlarsam kullanarak bu pozisyonda eye, yani göz bu pozisyonda, yani göz hizası bu pozisyonda olmakla beraber bu pozisyon artı bu vektör artı camera forward, ki ikisi de şu an pozisyon ve forward, birisi -5 birisi 0-0 olduğu için, -5-0 olduğu için tam center'a, ortaya bakmış olacak başlangıç kamera. Ve up vektörünü istiyoruz. Look at fonksiyonu bu şekilde çalışıyor. Center eye pozisyonu, camera up, ona göre bakacak sürekli. View matrix'ini bu şekilde hesaplayacağım. Projection matrix'i de lazım olacak. Ancak şu an onu, yani ya da şurada ekleyelim dursun. Zaten biraz önce üzerinde çalışacak. Bu arada bunu referans olarak vermemiz lazım. Yoksa yaptığımız değişiklikler yansımayacağı için bug falan var sanabiliriz. Hoş olmaz. Şimdi bir void camera move forward event diye bir fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyon delta alsın. Neden delta oluyor? Delta time hesabı için. Her bilgisayarda, yani yavaş veya hızlı önemli olmaz. Her bilgisayarda aynı sürede çalışabilmesi için yapıyorum bunu. Camera move forward event'ı dışarıdan keyword'a bağlayacağız ve W'ya bastığımda mesela ileri yönlü hareket edecek kameram. Daha doğrusu dünya geriye doğru hareket etmiş olacak. Öyle düşünebiliriz. Bunu yapmam için pozisyonumun şöyle bir tane daha şey ekleyeceğim. İki olsun. Bir speed değeri ekleyeceğim. Bu speed oranında, yani bu hızda, eğer ki bizim önümüz neresiyse oraya doğru hareket et, delta ile de çarparsam, ya o motorlarında muhakkak görmüşsünüz işte delta time FPS'ten bağımsız olarak oyunun çalışmasını sağlıyor falan. Bunun tam tersini bu sefer backward diyeceğim. Bir event daha yazacağım. Daha doğrusu bunlar event değil. Aslında callback olarak kullanıyor da ben event diye isimlendirdim. Çok mühim değil. Buraya camera'yı yanlış yazdık. Bu sefer çıkartacağım. Evet. Bu altı bir. Böyle. Sağ ve yukarıya doğru da yaparsam
Sola doğru da yaparsam tamamdır. Aslında aşağı ve yukarı da yapabilirim. İleri geri, sağ sol, aşağı yukarı da olabilir. Ama ben sadece ileriye geri ve sağ sol yapacağım. Right olsun bu sağ tarafa. Burada kullanacağım vektör dolayısıyla ne olacak? Right için. Right vektör olması lazım. Ancak right vektörümü hesaplayabilmem için kameraya göre normali cross product'la ileri vektörümle üst vektörümün cross product'ını yapıp hesaplayabilirim. Right vektör. Right olduğu için ekleyeceğim. Sağa doğru. Burada ops. Şöyle yapacağım. Normalize. Cross product'ın sonucu, daha doğrusu buna right vektörü diyeceğiz. Right vektör olmuş olacak. Bu cross product yaptığımızda eğer ki önümüzde üstüm yani önümüzdeki vektörle üzerimizde up vektörümüzü cross product sistemine sokarsak bize ne verir? Tabii ki sağ yönlü vektörü verir. Bu right vektörümüzü de böyle kullanacağız. Bu hızda delta'yı kullanarak yükleme yapacak. Bunun tam tersini de aslında burada left için kullanacağız diyebiliriz. Left. Evet. Bu fonksiyonları klavyeye bağladığımızda artık bu kamera yani kameramız hareket edebilir ileriye geri. İsterseniz hızlıca deneyelim. Bakalım nasıl olacak diye. Main CPU'ya geri dönüyorum. Burada ekleyeceğim. Initialize'e bir şey yazacağım mı? Artık yani tek şık falan ekledim. Bunu eklerken initialize'e bir şey yazmam herhalde diye tahmin ediyorum. Aynen şu an bunu collapse edeyim. Çünkü çok yer kaplıyor. Şimdik. Yapmam gereken şey şu. Bir tane fonksiyona ihtiyacım var. Hızlıca biraz dört gibi şekilde yazacağım. Görmek açısından. Bunları sonra şey yapabiliriz. Bu şey yapalım. Keyboard input callback diyelim buna. Böyle bir fonksiyon bu. Bu fonksiyon camera olacak. Kamera referansı olacak. Ve GLF window pointer olması lazım. Window diyeceğiz. Bunu neden yapıyorum? GLF dokümantasyonlarına bakarsanız tabii bu hata veriyor. Neden? Engine camera. Engine'de mi bu? Yani. Kamerayı ekledik. Kamerayı eklendi. Evet. Burada böyle bir durum var. Free type'da duruyor yazık. Ne zamandır? Bunu da kullanacağız da. Bilmedim hala. Font için kullanacağız. Font için bir tane. Keyboard input callback. Bu fonksiyonun içerisinde bunu yapacağız. Hangi tuşa basıp basmadığını şu şekilde alabiliyoruz. Window. Eğer ki escape tuşuna basıldıysa bu durumda şöyle bakabiliriz. Bu fonksiyon şekilde çalışıyor. Eğer ki bu key ve basıldıysa
Evet. Buraya da bakalım. Last. En son bir. Buna basıldıysa şöyle yapacağız. Window Show, yani şeyi kapatacağım. Kısaca ESC'ye bastığımız zaman pencereyi kapatacağım. Onun haricinde eğer ki GLF get key window GLF key W basarsak, buna basılırsa bunu kopyalayacağım. Bunları çünkü tekrar almak istemiyorum. D A ve D diye basılır. Şimdi eğer ki G W basılırsa kameramın neydi? W'ya bastık. Forward gitmesini istiyorum. Ancak delta time'ım yok şu an. Bir delta time eklemem lazım. Delta time'ı da GLF kullanarak yapabiliriz. Çok aslında şey değil. Ne derler? Çok randımanlı çalışmayabilir. Yani çalışıyor mu? Çok randımanlı çalışmayabilir. Şu anlık idareten böyle bir şey ekleyebiliriz. Delta time demek iki frame arasında geçen süreyi, geçen süre demek. Yani 1 bölü FPS'de hesaplanabilir aslında. FPS'de delta time'la hesaplanıyor aslında. Yani FPS'de frame per second, saniyedeki kare sayısı 60 kare mesela falan gibi. Mevcut frame'i alıp son frame'de geçen süreyi hesaplarsam bunu hesaplamanın imkanım olur. Yani şöyle yapacağım. Plot last frame. Şöyle yapalım. Şu an globalde alıyorum. Yani biraz çirkin oluyor ama şu anki deltam, daha doğrusu frame dedim, öyle söyleyeyim. Yani şu anki zaman aslında current frame, bunu float'a cast ederek GLF get time dersek burada yaptığım şey şu olmuş oluyor. GLF get time fonksiyonu the change current in second unless time has been set using. Evet. Zamanı veriyor. Delta time da olmuş olacak. Dolayısıyla şu anki şeyle süreyle bir önceki frame arasındaki süreyi çıkartırsan dolayısıyla ne olacak? Çok basit bir şekilde şeyi bulmuş olursun. Delta time bulmuş olursun. Gayet easy peasy. Nerede hata veriyor bu? Ha, burada veriyor. Delta time bir şekilde hesaplayabilirim. Burada camera S'e bastığım zaman backward olması lazım. Yine delta time kullanacağım. Şunları böyle yapalım. Camera bu sefer A'ya bastım. Sol tarafa doğru gitmem lazım. Ve son olarak da camera move right element diyorum. Ve hop şekilde keyboard input callback fonksiyonu çalışmış olur, yani çalışacak bu şekilde. Şimdi bu fonksiyonu nerede çağıracağım? Tabii ki update'te çağırmam lazım döngünün içerisinde ki işlenebilsin. Burada çağırabilirim. Yani ikisinden önce çağırabilirim. Keyboard input callback derim. Bir kamera oluşturalım. Şurada kamerayı camera
Memory diyelim. Evet, kamera. Camera ve application get window. Buradan bu application sınıfında align application'dan get window deyip alabilirim. Dolayısıyla şu anda kameramın çalışması lazım mı? Hayır, bunu atladık. Her şeyden sonra kamera nerede? Her şeyden sonra kameranın pozisyonunu, yani V-Matrix'i güncellememiz gerekiyor içerisinde. Dolayısıyla V-Matrix'i burada, V-Matrix nerede? Burada. Burada da set ediliyor V-Matrix. Burada V-Matrix'i set etmeden önce bunu da yukarıya alırsak Projection Matrix'i, çünkü bunların ikisi birbirine paralel ard arda çağrılıyor. Çağrılacak daha doğrusu. Dolayısıyla böyle olması daha iyi olabilir. Burada ne yapacağız? Camera update camera diyeceğiz. View ve projection matrix'i verelim. Projection matrix. Şu an tabii ki şey değil. Projection matrix çalışmayacak ama şu an tuşlarımın çalışması lazım. Yani WASD ile hareket edebiliyor olmam lazım. Bakalım. Evet. Ekranda hiçbir şey yok. Gayet hoş. Neden böyle oldu? Bu yakınlıktan dolayı olabilir mi? Bunu zaten değiştireceğiz de, yani taşıyacağız da. Near uzaklık. O istediğim gibi çalışmıyor. Sanki şeyli bir problem var. Ne derler? Bir vektörü, yani bir şeyi burada sıfırlıyorsak eğer ki, dolayısıyla çıkartabilir elbette ki. Bakıyorum, şuradaki hesaplamalarda bir problem var. Direction almışız. Camera right'ı hesaplayacağız. App unit. Camera up. Aa, burada hata yapmışız. Burada. Up'la şey, right vector, kameranın right vektörünü hesaplamak istiyorsam up'la camera direction kullan. Yani daha doğrusu yönü kullanmam lazım. Bunu kullanmam lazım. Burada bir hata yapmışım. Bak. Ama hiçbir şey değişmedi. Camera. Bu camera forward şu anlık şey yapsak. Mouse eklemediğimiz için şu an değişmiyor. Değişmediği için de hep sıfırda kalıyor. Dolayısıyla yanlış şekilde kalıyor. Evet. Şu an ASD ve hareket ettirebiliyorum. Burada neden böyle oldu? Şundan dolayı oldu. Şu an bunu sıfır haline getirdiğim için dolayısıyla kamera her zaman objeyi arkasında alacak şekilde çalışıyor. Ki sağ sola hareket etmenin bir anlamı yok. Çünkü her zaman objeyi görmeyecek şekilde duruyor. Yani bakıyor daha doğrusu. Bunu
bunu şeyde kaldıracağız. Mouse eklediğimiz, yani mouse'u sağ sola buna camera fly diyorlar. Free loop'tayken kaldıracağız. Şu an kamera hareket edebiliyor sağa sola vesaire. Şimdi şeyi de ekleyelim. Free look ve scroll. Yani scroll tekerleği, mouse tekerleğiyle de kamera fovu, field of view yakınlaştığını uzaklaştığını onu da ekleyebilirim. Bir de void camera free loop ne diyelim bunu da event diyelim burada. Şimdi camera free loop event dediğimiz şey şunu yapması lazım. Mouse pozisyonlarını aldıktan sonra bir tane boş bir yer açayım. Hop, açılsana. Mouse pozisyonlarını, yani şunu bir ekran, şu ekran diyelim. Şimdi çok yamuk çiziyorum. Neyse, şu bir ekran. Ekranın üzerinde biraz daha büyütelim. Tamam. Ekranın üzerinde mesela mouse hareketini şöyle tanımlayalım. T0 da burada olsun. X0, Y0 da olsun. T1'de de X1, Y1 de olsun diyelim ki. Tamam mı? Bu fark offset. Bu farkı kullanarak mouse hareketimi mouse kullanarak kamerayı sağa ve sola döndürebilirim. Yani pitch ve yaw diyorlar buna. Pitch ve yaw hareketi yaptırabilirim. Pitch Y ekseni boyunca olacak. Yani oluyor daha doğrusu. Y ekseni x80 olsun bu da. Biraz daha güzel yazalım. Pitch bu olur. Yaw da bu olur. Pitching ve yawing yapıyor. Yani Z ekseninde burası olduğunda şöyle baktığımızı varsayarsak kamera. Dolayısıyla döndürüyor veya işte şu şekilde, yani sağa sola veya aşağı yukarı döndürüyor. Dolayısıyla bunların ikisini kombinasyonu trigonometrik kullanarak yaparsak teknik olarak belli bir açıda her yere döndürebilirim. Ve HSD'ye kalktığım zaman etrafında da dönecek şekilde serbest bir, yani FPS oyunlarındaki klasik mantığa dönüyoruz. Şimdi burada offset kullanmam gerekiyor. Ki x ekseni ve yani x koordinatlarını ve y koordinatlarını offsetini alarak hesaplamam lazım. Ne demek istiyorum? Şu x offseti, bu y offseti değil mi? X offset diyelim. Bu da y offset. Bunların üzerinden hesaplama yapmam lazım. Şimdi birim çember üzerinde düşünürsek, trigonometri 101. Biraz büyük çizeyim. Şöyle bir üçgen olsa alfa açısında, bu bir birim üçgen. Yani 1 1 1 çemberin yarıçapı da bir birim üçgen olduğu için şu alfa açısında bunu x ekseni, buna da y ekseni, y ekseni dersek şuraya düşen şurayı nasıl buluruz? Burayı şöyle buluruz. Deriz ki
Burası aslında direkt kosinüstür değil mi? Kosinüs alfadır. Burası da sinüs alfadır. Değil mi? Aslında yani burayı hesaplamak için şey yapıyoruz. Hipotenüs çarpı kos alfa diyoruz ama 1 olduğu için direkt kos alfa. Burası da keza aynı şekilde 1 olduğu için direkt sinüs alfa olduğu için. Dolayısıyla şöyle düşünebiliriz. Ben eğer ki x eksenimde bunu döndürmek istiyorsam, yani şöyle x ekseni üzerinde hareket ettirmek istiyorsam, daha doğrusu x'ye düzleminde döndürmek istiyorsam, ki bu ne olmuş olur, z ekseninde mi hareket etmiş olur baktığınız zaman, öyle oluyor. Daha doğrusu x'ye'de olursa şöyle z desek, yani z'de bir değişiklik olmuyor aslında. Ya kısaca şöyle olmuş olacak. Benim bu hareketim kosinüs alfa ile yaptığım hareket, burada x ekseni için pitch, y ekseni için sin pitch şeklinde olmuş olacak ki bu şekilde hesaplayacağız dolayısıyla. Ve aynı şekilde z ekseni de hesaplayabiliriz bu şekilde. Farklı değil yani. Basit trigonometrik hesapla yapabiliriz bunu. Dolayısıyla ihtiyacım olan ilk şey, bizim pozisyona ihtiyacımız var. Mouse pozisyonlarına. Tabii x ve y pozisyonlarına ayrı ayrı. Ve bir de ne kadar hassas olacağını göstermek için bir S parametre sensitivity üzerine kullanabiliriz. Şu şekilde. İhtiyacım olan şeylerden birisi de mouse'un ilk defa mı çalışıp çalışmadığını anlamak. Tabii ki. Dolayısıyla onun için şöyle mouse just initialize diyelim. Bu true olsun ilk başladığında yani. Bunun haricinde başka bir şeye ihtiyacım olur mu? Şu an yok. Burada eğer ki mouse ilk defa initialize edildiyse benim şeyleri tutmam lazım. Şurada tutabilirim statik olarak düşünürsek. En son last x ve last y, çünkü offset hesaplayacağım ya. Bunları tutabilirim. Bunların başlangıçta ekran boyutlarında olması iyi olabilir. Birazdan ekleriz bunu, ekran boyutunu farklı bir şekilde. Statik bir şekilde çözebiliriz. Alien application, yani application sınıfında Windows'un burada display width ve height'ını alıyorum. Bunları statik hale getirip fonksiyonla çağırabiliriz veya bir değişkenle, statik bir değişkenle çağırabiliriz. Şimdi eğer ki mouse initialize edildiyse bu en son pozisyonlar şu şekilde olacak. Tabii ki x ve y için. Tabii ilk initialize edildikten sonra artık buraya girmesine gerek yok. Değişebilir yani. Glitch etmemesi için, yani böyle garip bir hareket yapmaması için onu önlüyoruz aslında. Onu önlemeye çalışıyoruz. X için offset'i nasıl hesaplayacağız? Çok basit. Şu şekilde. X pozisyonundan son X pozisyonunu çıkartırsa X offset'ini almış oluruz. Ve aynı şekilde son Y pozisyonundan Y pozisyonunu çıkartırsak yine offset'i almış oluruz. Ve bu pozisyonları tutabiliriz. Tutmamız lazım zaten. Çünkü bir sonraki
Bir sonraki frame'de de yine hesaplamamız gerekecek. Dolayısıyla sensitivity bunda çok hızlı ve güçlü bir şekilde mouse hareketlerine duyarlı olmamız için yapıyoruz. Şimdi yaw ve pitch değerleri eklememiz lazım. Bunlar üzerinden hesaplamaları yapacağız. Yaw ve pitch değerlerini şöyle ekleyebilirim. Float default olarak eksi 90 derece olsun. Pitch value şekilde olacak. Fold da ekleyelim. Bunu da scroll ederken kullanacağız. Şimdilik dursun. İhtiyacım olan yaw ve pitch değerlerini şu şekilde pitch ve yaw değerlerini şu şekilde offset'i ekleyerek bunların kosinüs ve sinüs üzerinden hesabını yaparak birbirleriyle karıştırarak kullanacağız ve dolayısıyla istediğimiz gibi mouse hareketlerine duyarlı hale getirmiş olacağız. Oops. Oldu be. Eğer ki pitch değeri 89'dan büyük ise daha fazla gitmesin gerçekçi kamera yani olması açısından. Eğer ki pitch değeri yani aşağı ve yukarıda gerçekçi olması için böyle yapıyoruz. Belli bir noktaya baktıktan sonra daha gidemezsin. Boynun kırılır. Veya aşağı belli bir açı kadar bakabilirsin ki biz bunları 90 derece. Yani toplamda 180 derecelik böyle bir şeyde bakabilirim. Alanda. Şimdi burada artık şunu hesaplamam lazım. Kameranın forward'ını hesaplamam lazım. Kameranın forward'ını hesaplamam lazım ki yani açıya göre hesaplayacağım trigonometrik olarak. Açıya göre hesapladığım için look etim her zaman o yöne bakmış olacak dolayısıyla. Burada da şöyle yapacağım. Bir tane front diye bir vektör oluşturuyorum geçici temporary. Bu vektörün bu şekilde az önce anlattığım şekilde radyanı dönüştürelim. Yol kadarlık bir açıyla kosinüs yol ve kosinüs pitch üzerinden döndürme hareketi yapma imkanım olacak. Aynı şekilde y ekseninde sadece henüz pitch olacak. Pitching yapacağız sadece. Radian olacak. Radiance değil. Sinus Radiance Radian. Burada da tersine şu şekilde olacak. Sinüsler girecek işin içine. Radiant bu yani. Doğru, radiant. Degree alacak. Degrees radiance dönüştürecek.
Evet, bu şekilde olacak ve kameranın forward'ını bu front vektörünün normaline göre kullanacağız. Ki artık şuna ihtiyaç kalmıyor demektir bu. Burada projection matrix'i de şey için kullanacağız aslında. Onu da yazalım. Yani projection matrix, approach matrix, perspektif hesabı için kullanacağız. Radian cinsine çevireceğiz. Hem ball ve şunu yapalım. Şunu yapalım. Static integer i32 ve height değerleri. Bunlar inline olursa initialize edersek okuş olur. Evet, bunlara gerek yok artık. Bu width, bu da height. Burada width değerini al, burada da height değerini al. Bir port ayarlıyor burada. Dolayısıyla şöyle yapabilirim artık. Hop. Application alien application with ve bölü alien application height. Bunların float olarak hesaplanması, yani float istiyor parametre olarak 0.1 near ve 100 birimlik uzaklığa kadar bakabilsin. Evet. Bu şekilde olacak bu da. Bunu da bunun fonksiyonu da yazabiliriz. Bunun fonksiyonu biraz daha nispeten daha basit olacak. Yani yapacağımız sadece for değerini scroll event kamera scroll'una göre kamera scroll event dediğimiz bir fonksiyon kullanarak burada x offset'ini alacağız yine, yani ne kadar gittiğini geldiğini ve buna göre fold değerimi bunun bir de void camera scroll event end diye bir versiyonun olması lazım gerekiyor ve şu an bunu dışarı, yani burada ya, buradan halledemem. Şöyle double bunu, bu arkadaş diye offset'ini alacak. Eğer ki bu diyelim 0.1'den küçük veya eşitse buna eşit diyeceğim. Eğer ki full değerim, field of view demek bu, büyükse 100'den bunda 100 olarak koyacağım. Evet, bu fonksiyonları da çağırmam lazım. Bunları da test etmek için hızlıca yukarıya yazacağım ki biraz çirkin bir görüntü verecek ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde yapmamız lazım.
Şansımıza GLFW'de daha doğrusu keyleri direkt GLF get key diye alabiliyoruz. Callback fonksiyonu olarak da basabiliyoruz ama böyle de yapabiliyoruz. Mouse input'ta böyle. Aynı şekilde kursör pozisyonlarını alabiliyoruz. Ancak scroll callback'te bunu yapamıyoruz. Maalesef. Onu o yüzden biraz daha dandik bir şekilde implement edeceğiz mecburen. Buna da mouse input callback diyelim. Bu aslında callback değil ya. Bu fonksiyonun ismini saçma bir şekilde callback falan diyoruz da. Fonksiyonun callback olmakla hiçbir ilgisi yok. Bunun ismini değiştirmemiz lazım. Hero in process. Şimdilik zaten bunları sileceğim sonra mimari muhabbetinden dolayı. Anlık böyle dursun. Buna da input handling diyelim madem. Çok önemli değil yani. Yine kamerayı referans olarak alacağım. Burada window almam lazım. Gerekiyor çünkü. Yapacağım şey çok basit. X ve Y pozisyonlarını kursör alacağım. Window kullanarak X pozisyonunu ver, Y pozisyonunu ver diyeceğim. Ardından da kameramda mouse yok. Nerede bu kameramda? Camera free look event dediğim bir fonksiyon vardı. Bu şekilde bunu çağıracağım. Scroll için ise bu biraz daha farklı olacak. Burada maalesef X offset'i ve Y offset'i global olarak tanımlayıp callback fonksiyonu şeklinde çağırmam iktizai ediyor. Yani şöyle olacak callback. Çünkü bu şekilde alamıyorum. Böyle bir fonksiyon yoktu en son hatırladığım kadarıyla. Bakarız. Burada X ve Y değerlerini callback fonksiyonundan sana veriyor. Ama işte şu yok. GLF get GLF get scroll diye bir şey yok işte. Bu sıkıntı. O yüzden mecbur böyle yapıyoruz. Bunun değerleri de şu şekilde burada alacağız scroll için. Şimdi bu fonksiyonu da şurada çağıracağım hemen. Bir farkı yok. Mouse input handling diyeceğim. Kamerayı alacak. Application. Oops. Yanlış alacak. Application. Touch. Get window. Burada alacak. Burada ayrıca scroll'u da şu şekilde verebiliriz. Yani scroll'u şurada set edebiliriz. GLF set cursor yok. Scroll callback set et diyeceğim. Application get window fonksiyonu ve scroll callback fonksiyonunu vereceğim. O fonksiyonla alacağım böylelikle doğal olarak. Tabii bununla bitmeyecek. Burada şeyi sıfırlamam lazım yoksa yani sıkıntı çıkartabilir. Sürekli yani şöyle söyleyeyim, iki frame arasında kalan zamanda da yani bitene kadar ekranı yakınlaştıracağı için istediğim gibi çalışmayacak. O yüzden bunları sıfırlıyorum. Globaldeki scroll için ve mouse tekerleğini ileri ve geri ilerletirken gelecek olan değerleri. Bunun haricinde başka yapmam gereken bir şeycik var mı? Bana bir bakmam lazım.
yani keyword'ü de burada şey yapıyorum. Ha, şu fonksiyonu ayrıca çağırmam lazım, doğru. Camera will event begin. İsmi begin değil de direkt böyle yapalım. Okay, böyle olacak. Bu ne alıyor parametre olarak? Offset ve y offset'i alıyordu, doğru. Bunları alacak zaten. Dolayısıyla burada artık mouse'umu kullanarak hareket ettirebiliyor olmam lazım. Yani bir hata yoksa gayet istediğim gibi çalışması lazım. Oops. Ne oldu? Bunu şey yaptık, tamam. Bir hata var. Ne diyor? Matrix clip space. Fold'da hata veriyor. Camera scroll event. Mouse input handling. Ne hatası veriyor? Niye böyle bir hata verdi? Değerlerle alakalı mı? Değerlerle alakalı olabilir mi? Hesaplama yapıyor arkada. Değerlerle bir alakası olamaz zaten de. Matrix 4 perspektif doğru. ABS aspect numeric epsilon bir matrix çok çirkin bir değer alıyor belli ki, ondan dolayı hata veriyorum diyor. Bundan dolayı patlıyor olabilir. Evet. Bundan dolayı patlıyor olabilir. Bu aspect değeri. Bu aspect değerinin doğru geliyor olması lazım. Bir bakalım ona. Burada durma. Hops, buraya durma. Eskilere gittik. Aspect. Almıyor aspect değerini. Çünkü neden almıyor? Muhtemeldir ki, evet, şöyle bir sıkıntı var tahminimce. Width height. Create ediyoruz. Şurada width ve height yerlerini başlangıçta da alalım. Yani bizim belirlediğimiz büyüklükler olarak alalım. Bunları böyle yaparsam büyük olmasına karşın aynı zamanda böyle kurmaya sıkıntı oluyor. Neyse. Burada da sıkıntı oluyor. Neyse, gerek yok o zaman.
bakalım. Evet. Ekrana bir şey çizemiyor. Renderleyemiyor. Bu projection matrix'ini artık kaldırabilir miyim? Aslında kaldırabilirim ama yani aslında gerek yok artık buna. Böyle bir deneyelim. Şöyle. Matrix 4. Neden çizemiyorum şey? Bunun alakası yok da. Set uniform. View projection matrix. Neden bir şey çizemiyorsun? Şey mi var? Kamerada bir sıkıntı var büyük ihtimalle de. Ya muhtemelen şundan bu beni şüphelendiriyor. Böyle elle yapacağım o yüzden. Böylecik elle olsun bakalım şimdilik. Bunun bir hal çaresine bakarız. Yani çalışırsa. Değişen bir şey olmadı. Hesaplamalarda mı bir yanlışlık yapıyoruz? Acep. Bir saniye. Bir saniye. Tabii canım. Bundan ziyade burada bunun tam ortasında ve bunun da tam ortasında başlıyoruz. Yani last pozisyonlarını bu şekilde verelim. Nothing changes. Bundan kaynaklandığını sanmıyorum ya. Bunların sıralamasından da kaynaklanabilir. Nerede bir sıkıntı var? Yani şu an anlaşılan o ki bir projection matrixleri düzgün çalışmıyor. Burada bir şeye bak. Devam et. Devam et. Tamam, bunu alıyor artık. Güzel. Shader Uniform. Bakalım şu matrixlere. View matrixi. 0, 0, 1. Projection matrix'i
Evet, bunları doğru düzgün hesaplıyor. Niye bir şey renderleyemiyoruz peki? Niye bir şey renderlanmıyor peki? Projection V Matrix dediğimiz gibi burada çalışıyor cevabı. Black Color ile ilgili bir şey yok. Neden istediğim gibi çalışmıyor? Perspektiften kaynaklanan bir muhabbet varmış. Bir de şu rotasyon olayı işi bozuyor gibi. Yani döndürme olayı işi bozuyor gibi sanki. Rotation olayı. Bunu şu anlık yapmasın. Yapma bunu şu anlık arkadaş. Neden bu kadar hassas? Şu hesaplamalarda bir sıkıntı var gibi. Bir saniye. Bu ne bakalım. İlgisi yok. Dur da. Sensitivity. Çok sensitive. Yani çok hassas gözüküyor. Bunun biraz hassaslığını azaltalım. Oo, çok çirkin. Sinüs olacak ya. O yüzden istediğim gibi hareket etmiyor. Yanlış çarpıyor çünkü. Evet, şu an istediğimiz gibi. Şöyle gösterelim. Evet. Şöyle scroll ediyorum. Scroll çalışmıyor. Scrolling çalışmıyor. Çünkü zaten fall büyük ihtimalle. Mi acaba? %45 yapalım. Genel standart. Bunu Alien Application with böyle Alien Application White yapalım. Rot. Bu arkadaş neden çalışmıyor peki? Bunu set ettik. Set ettik yani çalışması lazım. Neden çalışmıyor? Kanka
kamera istediğimiz gibi çalışıyor da scroll çalışmıyor. Scroll etmiyor. XPG değerlerini alıyorum. Bunlara bir bakalım. Bir bak edelim. Böyle. Bir bak işlemi yapıyor. Alıyor ama neden böyle alıyor onu anlamadım. Yel set tamam. X. Şunu iki yapalım. Dur, 45 yapalım. Alt. Burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var da. Allah Allah. Oğlum bunu çalıştırman lazım. Saçmalıyorsun şu an. Çok saçma, bunu niye çalıştıramıyor ki? Aşırı mantıksız. Değerlerle oynayalım biraz. Olacağını merak ediyorum. Değişen bir şey olmadı. Bunu böyle yorum satın alıp böyle yapsak projection matrix'ini sıfırlayalım. Şey çizemez çünkü projection matrix'ini burada alamıyor abi. Nasıl saçma, burada nasıl alamaz projection matrix'ini? Dalga mı geçiyorsun da? Tamam, devam et, devam et. Şunu çalalım de gel. Projection matrix'ini nasıl alamıyor ya? Projection matrix'ini nasıl alamaz? 1980'e 1080, şey 1920'ye 1080.
1080 oranı Radiance perspektif olarak alıyorum. Projection Matrix alması lazım. Oh shit. Hatırladık mı? Buradayken ne demiştin? Bunun referanslarını unutmayalım yoksa bak olmuş gibi uğraşırız demiştim ve referans vermiyorum. Evet, şu an yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Ve gayet istediğimiz gibi çalışıyor kameramız. Evet. Güzel. Bugünlük burada bitireceğim. Zaten bayağı oldu sanırım. 2 saat olmak üzere. Keyifliydi. Güzel güzel gidiyoruz işte. Herkese görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi günler. Artık hangi zaman diliminde izliyorsanız diliyorum.